Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün... Merhabalar. Türkiye başrolde AKP'lilerin olduğu uyuşturucu skandallarını konuşuyor. Pudra şekercisi Kürşat Ayvatoğlu fırtınası dinmeden Burak S'nin merkezde yer aldığı rezalet patlak verdi. Burak S, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlığını yapan bir ismin makam şoförü ve tam 4 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Üstelik Burak S, AKP'lilerin son dönemde uyuşturucuyla anıldığı olaylardan sadece biri. Hadi başlayalım. Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün... Cumhurbaşkanı baş danışmanı şoförü Burak S ile ilgili skandal yeni ortaya çıktı. Ama olay 2019 yılında gerçekleşti. 2019 yılında Ankara Kazan'da durdurulan biri makam aracı iki otomobilde polis 4 kilo sentetik uyuşturucu hapele geçirdi. Araçtakilerden biri de Cumhurbaşkanı baş danışmanı şoförü Burak S'ydi. Olayın öncesi de en az olay kadar ilgi çekici. Emniyet operasyon öncesi Burak S'yi araştırdığında uyuşturucu satıcılarıyla olan ilişkisini öğrendi. Ama şahsın çalıştığı yer Cumhurbaşkanlığı olunca olay haliyle ilginç bir hal aldı. Savcılık ve emniyetin bütün motivasyonu o dakikadan itibaren uyuşturucu operasyonundan skandalın saraya uzanmasını önlemeye kaydı. Savcılık gerekli temasları kurdu ve operasyon öncesi Burak S, Kürşat Ayvatoğlu'nun son model otomobillerinin hızıyla devlet memurluğundan çıkarıldı. Olayın üstü öyle bir örtüldü ki 2 yıl boyunca skandal kamuoyuna tek satır yansımadı. Ama elbette gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Emin olun, şu ana kadar anlattıklarım AKP ve uyuşturucu kelimelerini yan yana getiren en küçük olaylar. Buzdağının altı çok daha vahim ve karanlık. İranlı muhalif ismin İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda koronadan ölen AKP'li Burhan Kuzu'nun ünlü uyuşturucu baronu İranlı Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantısı ortaya çıkmıştı. Burhan Kuzu'nun rüşvet karşılığı Zindaşti'yi serbest bırakması için yargıya baskı yaptığı iddia edildi. Peki kim bu Zindaşti? Neden bu kadar önemli? Zindaşti ismi ilk önce 2007 yılında yakalanan 75 kilo uyuşturucuyla birlikte duyuldu. Daha sonra Ergenekon dosyasında adı geçti ve uyuşturucu savaşında 2014 yılında kızı ve şoförü öldürüldü. Cinayet sonrası ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar gibi intikam peşine düştü. Kızını vuranları emniyetten aldığı bilgilerle hem yurt içinde hem de yurt dışında tek tek öldürdü. 2018 yılında yapılan operasyonla yakalansa da AKP bağlantılarıyla yine serbest kaldı. Fakat cinayetler son bulmadı. 2019 yılında Kadıköy'de kızının ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişi daha vurularak öldürüldü. Suikaste kurban giden adamın kimliği akla uyuşturucu hesaplaşmasını getirdi. Çünkü o isim uyuşturucu baronu Zindaşti'nin kızının ölümünden sorumlu tuttuğu kişiden başkası değildi. AKP'nin uyuşturucuyla anıldığı bir başka skandalınsa uluslararası boyutu var. Brüksel Büyükelçiliği eski basın müşaviri Veysel Filiz 100 kilo eroinle Hamzabeyli sınır kapısından geçerken polise yakalandı. Bu haberde tıpkı diğer uyuşturucu haberleri gibi sır olarak kamuoyundan saklandı. Olay 22 Aralık 2020'de gerçekleşti. Ancak kamuoyu 15 gün sonra duyabildi. Ardından Veysel Filiz'le ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Gerekçe oldukça ilginçti. 100 kilo eroinle yakalanan AKP'li bürokrata itibar suikastı yapılıyormuş. Gelelim uyuşturucu ve AKP ile ilgili en çarpıcı iddiaya. Gazeteci Sait Sefa geçtiğimiz günlerde çok çarpıcı bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kolombiya polisi 5 tonluk kokain operasyonu yaptı. Uyuşturucunun varış adresi Türkiye'ydi. Sait Sefa'nın iddiasına göre Kolombiya'da yakalanan 265 milyon dolarlık kokainin sahibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni. İşin içinde sadece Soylu yok. Kokainle ilgili Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in de adı geçiyor. O uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmış. Bu kadar. Sait Sefa iddialarını bir adım daha öteye taşıdı. Uyuşturucu trafiğinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a uzandığını ve Fidan'ın Türkiye'deki uyuşturucu ticaretiyle anılan Saral ailesi üyesi Bedrettin Saral'la Ortaköy'de görüştüğünü söyledi. Ortaköy'de
Hakan Fidan'la görüştüğünü tespit ediyorlar. Konu madem uyuşturucudan açıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Mehmet Erdoğan'ın da 2010 yılında 50 kilo esrarla yakalanıp tutuklandığını hatırlamakta fayda var. Gözaltına alınan isimler arasında bir kişi polisin dikkatini çekti. O isim başbakanın hayatta olmayan kardeşi Mehmet Erdoğan'ın aynı adı taşıyan oğluydu. Üstelik başbakanın yeğeni Mehmet Erdoğan polisin teknik takibine takılmıştı. Ama AKP'nin başını en çok ağrıtacak dosyalardan biri adı 53 insanın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısıyla beraber anılan ve geçtiğimiz günlerde şüpheli bir kazada ölen Heysem Topalcan'ın ekibindeki Mehmet Gezer'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyen bir soruşturma. ABD'nin uyuşturucuyla mücadele birimi DEA'nın muhbirleri 2016'da Mehmet Gezer'le silah satın almak istediğini söyleyerek temas kurdu ve Karadağ'a gelmesini sağladı. Ardından Mehmet Gezer tutuklanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. Soruşturmanın altında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasını başlatan savcı Pret Barara'nın imzası var. O dava nereye uzanır şimdilik bilinmiyor. Bu soruşturma başlı başına bir dosya haber konusu. O yüzden şimdilik burada noktalayalım. İşin özü AKP ve uyuşturucu arasındaki bağ pudra şekeri çeken Kürşat'tan çok ama çok öte. Asıl ilginç olan bütün bunlar yaşanırken toplumun bir kesimine yıllardır haşhaşi suçlaması yönelten Erdoğan'ın sessiz kalmayı seçmesi. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipleri hiç kimse kusura bakmasın. İşte o haşhaşiler örgütünün eline geçmiştir.